Aralık 1986'da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na ait GAP uçağı Londra'dan aldığı özel yolcusunu Türkiye'ye getirirken Yunanistan ve Bulgaristan hava sahalarını kapatır. Bu duruma dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın cevabı kesin ve nettir. İkinci bir emre kadar irtifanızı koruyun. Gereğini yapacağız. Kaptan konuşuyor. Sayın Naim Süleymanoğlu, size hoş geldiniz demek isteyen arkadaşlarım dışarıda sizi selamlıyor. Sayın Naim Süleymanoğlu, güvenliğinizden sorumlu Efeler filosu olarak hemen yanı başınızda sizi selamlıyoruz. Memlekete, ana vatana, Türkiye Cumhuriyeti topraklarına hoş geldiniz. Ben filo komutanı Yarbay Eren Bülbül. Yaklaşık 35 dakika sonra sizi sağ salim Ankara Mürted Havalimanı'na ulaştıracağız. Sizi bağrına basmak için bekleyen halkımızla buluşturacağız. Devam ediyoruz. Gözlerim sürekli sulanıyor yani. Bir duygulu bir şey. Hayır ama seyretti. Hani bir daha seyredince bir daha. Yani şimdi Selen Hanım'a bakın. Şimdi bu sahne de müthiş tabii. O F-16'lar geliyor. Bir şey soracağım. Oyunculuk dersi aldın mı? Alıyor musun? Bu projeden önce hem genel oyunculuk hem de projeye odaklı bir oyunculuk dersi aldım. Evet. Hı hı. Buna şey ama yani, özgün. Dediğim gibi hem genel oyunculuk üzerine hem de projeye odaklı. Anladım. İkisi de. Devam edecek misin? Nasıl? Yani olabilir. Düşünüyorum evet. Çok güzel oynuyor değil mi? Her şey yaşıyor. Eğitime mi yoksa yaşıyor şey ya. Mi? Güzel evet. Oynuyordan bence öte. Evet. İçselleştirince yani, daha keyifli oluyor hem. Evet. İşte bu gerçek mekanlarda olmak az önce konuştuğumuz evet. Şey bu insanlar oradaki... Bulgaristan Türkleri ya şey çok garipti. Oraya gidip o insanlarla yüz yüze konuşmak, o günleri yaşamış, o ızdırabı yaşamış kişilerden o olayları dinlemek bizi bambaşka bir hale getirdi. Peki senaryoda onları dinledikten sonra, onlarla tanıştıktan tabii. Sonra değişiklik yaptınız mı? Yaptık tabii. Yani daha aslında biraz dokuya ilişkin şeyler oldu. Birincisi detayları, günlük hayata ilişkin detayları öğreniyorsunuz. Ben pek çok kişiden o ateş etme olayının birebir nasıl yaşandığını canlı olarak dinledim. Gelişi güzel ateş ediyorlar. Evet. O geceyi dinledik. Bu kimliklerin değiştirilmesi, mekanizmasının diyeyim nasıl işlediğini öğrendik. Ama bunların hepsinden daha önemlisi, gene ben duygu konusuna geleceğim. Bunlar bilgiler. Teknik şeyler. Sokakta o insanların gözünün içine bakarak, onların size bakarak, sizden bir şey bekleyerek onlarla konuşmak bambaşka bir şey. Biz ilk gittiğimiz günlerde proje ilk başladığında yani tabii teknik bir takım araştırmalar yapıyorsunuz. Nerede doğmuş, nerede bitmiş, ne olmuş, ne bitmiş. Mestanlı'ya gittik küçük bir grup olarak. Daha senaryo yazılmaya yeni başlanmıştı. Sokakta bir teyzeyle karşılaştık. 80 küsur yaşında, 83-84 yaşında herhalde. Mihmandarımız bu arkadaşlar Naim Süleymanoğlu'nun filmini çekecek deyince kadıncağız ağlamaya başladı. Ve bizi kurtaran odur evladım, şu filmi yapın, güzel yapın dedi. Sorumluluğu yükledi. Sadece o değil, ondan sonra konuştuğumuz herkes. Ben aynı gün Hatice Süleymanoğlu'yla da tanıştım. Şimdi o hani teknik bilgi, bütün bu duyguların size geçmesi bütün teknik bilgilerden daha kıymetli. Hatice Süleymanoğlu ile konuşup da onun evladını kaybetmiş bir anne olarak neler hissettiğini görmek. Bu kadıncağız Türkçe konuştuğu için 3 yıl sürgüne gönderilmiş bizzat kendisi o konuştuğum. Tabii Türkçe konuşmak kadıncağız. Da yasak o dönem. Şimdi bunları evet. Bunu işte bu yönetmen olarak bu duyguyu alıyorsunuz. Senaryo koyuyorsunuz, oyunculara aktarıyorsunuz ve o zaman işte böyle titreyen her sahnesi ağlatan bir evet. Şeye dönüşüyor. Şimdi bu sadece güzel duygular geçiren ve bir başarılı bir sporcunun hayatına odaklanan bir film olarak değil de bir taraftan da bir belge olarak da bakmak. Yani şöyle yakın tarihimizi bilmeyen şu anda, yani çok yakın tarihimiz bu aslında,
gençler var. Şimdi bu gençler çok okumaya da meraklı olmuyorlar. Daha çok işte tabletlerde, orada yakın tarihimiz zaten öğretilmiyor, okunmuyor. Filmlerin, iyi yapılmış filmlerin bunda çok büyük katkısı olur. Ben de aynı durumdaydım. Evet, çok farklı değilim. Dediğim ya gibi, da sadece hafızamız kıt, bizler de unutuyoruz. Kesinlikle, o da olabilir. O da evet. Hani ben sadece bir sporcu diyebiliyordum. İşte yavaş yavaş öğrendim. Ne kim olduğunu, ne olduğunu, olayların ne olduğunu tanıdım, öğrendim. Ve en büyük dileklerimden birisi de bu. Benim gibi binlerce, hani ben genç sınıfına giriyorsam, genç var. Onların da öğrenmesi, onların da işte bu hem başarı hem özveri hikayesini hem öğrenip hem izleyip benimsemesi benim için çok önemli. Evet. Yani gençler için de çok müthiş bir film. Bütün bunların yanı sıra izlenmesi keyifli bir film çıkarttığımıza evet, da inanıyorum. Çok tevazu göstermeyeceğim bu yok, konuda. Hayır, yok, çok başarılı gerçekten. Ben de yani şimdi biraz şöyle bir şey. Şöyle dedim. Bizim de artık bir Hollywood'umuz var. Kendi de yani değil mi, sinemamız gelişiyor, evet, ediyor. Evet, bundan ne bileyim 20 sene önce hani düşünemezdik böyle büyük prodüksiyonlar yapılsın, hı-hı, veya 10 sene önce bile. Anca şimdi böyle büyük prodüksiyonlar, gerçek hikayeler mümkün olduğu kadar çok dikkatle yapılıyor. Ayrıca Türk sineması dün bir Emmy kazandı. Haluk Bilginer ile birlikte. Tabii dün evet onu buradan. Muhteşem bir başarı. Evet. Takdir ediyorum çok da yani. Bu da işte gençlerin çok güzel bir örnek. Gençlerin yani önünü açacak. Örnek olarak da alıyorum yani o hedeflerimden örnek olarak aldığım insanlardan birisi. Ne kadar kesinlikle güzel. İnşallah Haluk Bilginer seni duyuyordur buradan, ne kadar güzel. Evet. Tebrik ederiz seni. Evet. Tabii ki. Tüm peki şimdi bir kere o köyü anlatıyordunuz, orası ve senaryoyu, hı hı, işte en azından dokusunu değiştirecek şey geldi, oraya gitmiş olmanız sizi etkiledi. Başka neler sizi etkiledi bu filmi çekerken? Naim Süleymanoğlu'nun hayatının kendisi. Ya bir kere ben yaşından çok etkileniyorum, 18 yaşında. Bütün bunları yaptığında çocuk, benim oğlum 19 yaşında. Evet. 19 yani. Ya 10 yaşında başlıyor bir kere. Tabii canım, hayatla yaşanılır. Ay bir de onu sorayım. O küçük çocuk. Batuhan. Çocuk. Dünya tatlısı Batuhan da. Ama o benzerlik nasıl bir şey? Nasıl buldunuz onu? Büyüyor, hiç yadırgamıyorsun. Çoğu zaman filmlerde hani çocukken işte tamam çok tatlı bir çocuk bulurlar. Sonra büyüyünce de böyle olmamış ya dersin, hani keşke bu büyümeseydim çocuk. Filmimizde her şey olmuş olması için çok uğraştık. Yani çocuk sahiden şu tatlı çocuk. Hem başarılı, çok başarılı ya, çok akıllı, hiç durmuyor bir de. 10 yaşında değil mi? 10 yaşında hiç hatırlamıyorum. 8 mi? Yani çok olgunluk gösteren. Senin küçüklüğünü oynuyor. Yani Batuhan Davutoğlu. Dünya tatlısı, çok severim. Hani hiç durmuyor, çok uğraşıyor, şey hani aksan olarak da oyunculuk açısından da direktifleri çok iyi algılıyor ve onları iyi bir oyuncu işte. Kesinlikle istenildiği gibi sunuyor. Muazzam, çok takdir ediyorum onunla. Benzerliğimiz de çok hoş. Ayrıca şöyle küçük bir detay da var. Onun da ailesi Kırcalı'dan, onun da ailesi Bulgaristan göçmeni. Öyle mi? Aynen öyle. Aa, çok enteresan. Bu bir rastlantı ama. Yani öyle hani mi? Çok güzel bir rastlantı. Sırf öyle diye değil, daha sonradan fark edilen bir olay. Şimdi evet, yaşını söylüyordunuz. Bütün bunları yaparken 19 yaşında, 18-19 yaşında. Kaçtığında evet. 18, evet. Seul'de 21 evet. Gelmiş oluyor 3 sene sonra. Çok genç. Çok genç. Hı-hı. Bayağı genç. Ben ben şu anda öyle bir şey yapabilir miyim? O seviyede bir şey yapabilir miyim? Yani hayal bile edemiyorum. Ya aslında biz bir yandan da paralelde şu öyküyü anlatmaya çalışıyoruz. Bir kahramanımız var ama kahraman kahramansa aynı zamanda bir kurbandır. Hı. Bir şeyleri feda etmeden, bir takım fedakarlıklar yapmadan hayatta çok kahraman doğru olamıyorsunuz. Naim Süleymanoğlu'nun filmde anlattığımız gibi profesyonel hayatı 10 yaşında başlıyor. Kulağına kadar kötü geliyor. Yani evet, 10 yaşında. Kötü. Profesyonel meslek hayatı 10 yaşında başlıyor. Evet, annesinden babasından ayrılıyor, yatılı okula gönderiliyor. Evet. Ya aynen bunlar. Yani evet. Şimdi şunu anlatmaya çalıştık biz.
paralel pek çok şey gidiyor. Naim Süleymanoğlu'na dışarıdan kabuk olarak baktığımızda gördüğümüz şeylerle o kabuğu oluşturmak için arkada yaşananlar ikisi de birer değer. Biz ısrarla hep dışarıdaki kabuğu görüyoruz. Gülümseyen yüzü görüyoruz. Ama arkada neler yaşandı? Şimdi arka sadece evine gidip de ışıkları kapattığında değil. O olaylardan yıllar önce annesinden 10 yaşında bir çocukken kopartıldığında da sosyalist rejimler spora çok önem verirler. Orada bir mekanik bir durum var. Diyorlar ki ikna ediyorlar. Çocuğu da ikna ediyorlar. Aileyi de ikna ediyorlar. 10 yaşında çocuğu alıyorlar. Yatılı okula koyuyorlar. Ve kendinden çok daha büyüklerin yanında bir hayata başlıyor. Şimdi, küçük yaşta yatılı okula giden çok çocuk vardır. Naim Süleymanoğlu'nun tek örneği değil. Ama o aslında çocukların arasındaki yatılı okula gitmiyor. Bayağı böyle hani 25-30 yaşına kadar sporcuların olduğu bir yere küçük bir çocuk olarak alınıyor, konuluyor. Ve bizim filmin sonunda da bir küçük video var. Orada kafa karıştırıcı bir şey söylüyor. Bugüne kadar bayramları hiç kutlayamadım diyor. Ne demek bugüne kadar bayramları kutlayamam? İki şeyi içeriyor. Birincisi bayramlarda hep yatılı okuldaydı. Doğru. Bulgaristan Türkleri bayramları 70'lerde kendi aralarında 80'lere gelince iyice gizli bir şekilde kutlayabiliyorlardı gece birbirlerini ziyarete gidiyorlardı. Ama zaten yok. Ama yatılı onlarda okul. Bile yok zavallı. Ve yani drama düşünsenize çocukluğunda kutlayamamış, buna rağmen bir hareket yapmış, ailesinden artık demir perdenin öbür tarafına geçerek ailesinden iyice kopmuş. Annesini, babasını, kardeşlerini orada bırakmış ve tek dileği ya bayram. Bir gelseler de, gelebilseler de şu bayramı beraber kutlayabilsek. Evet. Bu dram anlatmaya çalıştığımız şey. Ve çok küçük tabii bütün bunları yaşamak için çok inanılmaz bir hikayesi var. Şimdi bu kaynak olarak kardeşinin kitabından değil mi yararlandınız? Ne zaman yazmıştı bu kitabı? Ne kadar yani kitap bir yol gösterici gibi mi oldu yoksa birebir onu kitap senaryolaştırdınız? Çok büyük oranda kitaptan yola çıktık. Yani olaylar zaten hani nasıl söyleyeyim bir takım ansiklopedik bilgiler zaten yaşanmış gerçekler olduğu için ama filmin şimdi o belgesel bir kitap. Hı hı. Bizim film ise tabii ki ne olursa olsun bir drama, biz belgesel yapmıyoruz. O yüzden de kitapla örtüşen ve örtüşmeyen yerler var. Ama bizim için rehber kaynak, yola çıktığımız nokta Muharrem Süleymanoğlu'nun yazdığı kitap. Evet. Peki şimdi buradan ben filmde emeği geçenleri buradan almadan geçmeyelim diyorum. Şimdi bir kere senaryoyu siz özel yani şey olarak yönetmen aynı zamanda senaryoyu Barış Birasan'la birlikte yazdınız. Müzikleri çok müthiş sahiden. Baştan sona müzik baskın değil ama çok yardımcı yani çok 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 güzel müzikler var. Fahir Atakoğlu herhalde filmin müziğini yapıyor ama aynı zamanda galiba bir iki başka beste de var mı? Özel beste, evet. Var. Şöyle, bu aslında yaratıcı bir karar. Yani bu bir sinema filmini tek bir bestecinin baştan sona kadar çıkmış bir dizi olarak tek bir tutarlılıkta yapabilirsiniz. Ya da bizim burada yapmaya çalıştığımız gibi çeşitli. Farklı kültürlerden, farklı kökenlerden gelen müzikler kullanırsınız ki farklılıklar çıksın ortaya. Şimdi bizim için bu filme başladığımızda en ciddi sıkıntılardan bir tanesi, şimdi dünya tek parça olmuş vaziyette. Bizim herkes için, aynı şeyi dinliyor. Aynen. Yani 2019 yılının sonuna geldiğimiz şu günlerde dünyada sınır yok. Kültürde, müzikte hele sınır yok. Yani Brezilya'da da aynı şey dinleniyor. Brezilya'da bugün üretilen, dün üretilen bugün burada. Evet. İşte eskiden hayat öyle değildi. O kültürler arası farklılıkları ve zamanı yansıtabilmek için biz Fahri Atakoğlu yani tabii ki de yapardı. Çok da güzel olurdu. Ama biz işte Mestanlı'da bir sahne gösterdiğimiz zaman gerçekten 70'lerde Bulgaristan'da yapılmış ve kaydedilmiş bir müzik parçası kullanalım. Brezilya'dan bahsederken gerçekten Brezilya olsun, Moskova'sı, Seul'ü vesairesi. Kullandık. Olimpiyatların orijinal resmi açılış müziğini
kullandık. Şimdi o başka bir şey tabii. O kültürel farkları yansıtmak da yaratıcı bir karardı. Evet. O yüzden de ciddi bir şekilde şey var. Orijinal trackleri kullandık. Evet. Şimdi görüntü yönetmeni nereli? Martin. Şimdi ben onu nasıl okuyacağım? Sezenov. Sağ olsun ben. Sezenov. Neyse evet. Martin biraz... benim çok eski arkadaşım. 15 senedir falan tanışıyoruz. Ne zaman kendisine ya soyadını doğru söylemek istiyorum, doğru telaffuz etmek istiyorum, şunu bana bir söylesene desem senin dilin dönmez boş. Ha, onun için Sezenov diyoruz çünkü okumak imkansız. Evet, nereli? Macar. 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 Peki bir de kurguda Mustafa Preşovat. Hı-hı. Gerçekten işte şeyi de yapımcısı da Mustafa Uslu. Çok sağlam bir kadroyla yola çıkılmış kadro zaten değil mi? Nasıldı çalışma ortamınız? Bu 4,5 ay nasıl geçti? Bu çekimler yani. Çekim süreci. Nerelerde çekildi? Bir kere bir şeye gittiniz. Bulgaristan'a, evet. O köye gittiniz. İstanbul'da başladık. Evet. Sonra işte Bulgaristan Kırcaali kentinin Mesanlı köyüne gittik. Naim Seymanoğlu'nun doğup geçtiği yere. Oradan Buzuca'ya geçtik. Buzuca bir dağın tepesi. Orada aynen orada komünist rejimin başlangıç kararı alınan bir şey meclis binası var. Orada bir çekim yaptık. Orada işte araba hediye ediliyor. Hı hı. Ondan sonra oradan Plovdiv'e geçtik. Filibe diye geçiyor Türkçe'de. Hı hı. Plovdiv'den Sofya'ya geçtik. Sofya'da bir 4 hafta çekimimiz vardı. Sofya'dan da Varna'ya geçtik. Yani bir 9 hafta Bulgaristan'daydık uzun uzun. 2,5 ay Bulgaristan'daydık. Aynen. Ha, tabii ben 9 hafta kaldım. Yönetmenim biraz daha uzun süre kaldı. İzin almada zorluk çekmediniz tabii bu dönemde değil mi? Eskiden yönetmenim daha iyi anlatır ama. Daha iyi mümkün olmaz. Yardımcı bile oldular değil mi Bulgaristan? Belli yani evet. O kadar. Ya yani bir bu Bulgaristan Türklerine uygulanan asimilasyon politikasını bu tarihi karıştırıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam 2012 yılında Bulgaristan parlamentosu tanıyor ve oradaki hatalı. Türk halkından resmi olarak özür diliyor. Evet. Dolayısıyla bizim hani politik olarak oradaki rejimle bir şeyimiz yoktu. İç kakışımız yoktu. Onlar şimdi da... bu mücadelede aslında Naim Süleymanoğlu oradaki ezilen halkın, kendi halkının, Bulgaristan Türklerinin sessiz olmaya karar veriyor. Hı-hı. Çünkü sesleri duyulmuyor. Biraz önce anlatıyordun. Bu mücadelede de başarılı oluyor. Hı-hı. Çünkü nispeten bir geri adım atılıyor ve orada yaşamak istemeyenleri serbest bırakıyorlar Türkiye'ye gitmeleri için ve 350 bin kişi aileleriyle kapıları açtırtıyor. Evet, açtırtıyor. Şimdi Birleşmiş Milletler'de müthiş bir konuşma var. Hı hı. Bunu kafasına koyuyor zaten, hedefi o. O tek yani sadece bir halter kaldırmak için, ağır kaldırmak için yapmıyor. İşte bu sesini, bu halkının sesini duyurmak için onu hedef olarak belirliyor. Ve başarıyor da. Birleşmiş Milletler'de müthiş bir konuşma var. Orada orası Birleşmiş Milletler mi? Orada mı çektiniz? Yoksa dekor mu? Yani şey mi? Amerika'ya gitmedik. Amerika'ya gitmedik. Tamam yok ama bayağı şey başarılı şey. Film böyle bir şey. Evet işte. Evet tabii ki. İkna etmek üzerine. Bir yerde Bulgarca konuşuyorsun. Birkaç yerde evet. Evet. Ezberledin mi? Nasıl yaptın? Ezberledim evet. İşte senin kendi sesin değil mi o? Kendi sesim. Hı hı. Kendim hani ezberleyerek onları sundum o zaman. İşte belirli tekstler vardı. Onlar bazı şeylerimiz vardı. Bize Bulgarca'da ve Bulgaristan Türkçesinde yönlendiren danışmanlarımız vardı. Onlar tarafından çevrilen tekstler. Onları ezberleyip işte vurgusuna kadar ezberlemeye çalışarak hani tam %100 gerçek olamadı. Yani o... Yok, hiç tevazu gösterme. Oradaki Bulgar ekipler gayet başarılı buluyordu. Gayet yani... inanılmaz falan diyordu herkes. Hatta sözünü keseceğim. Hı. Bir gün bir şekilde bizim iç iletişimimizdeki bir hata sonucu Bulgarca konuşması gereken bir sahneyi Türkçe olarak ezberletmişiz biz kendisine. Sete geldi. Hadi bakalım bir duyayım bakayım. Türkçe konuşuyor. Hayat.
Bulgarca konuşacaksın biliyor musun? Her şey hazır, çekmemiz lazım. Bayağı da yarım sayfalık bir... Aynen, bir senaryo, Türkçe. Yaşadıklarını yani, selam. Senaryo, Türkçe bir tekst. Son yanlış... Çok da sıkışık olduğumuz bir yer. Evet, Buzluca mıydı, Plovdiv miydi? Yok, şey, Zhivkov'un sarayı... Ha, şeydi, Plovdiv'de. Dakikalar sayıyor, hayır tamam. Sofya'da, neydi o yandaki kent? Plovdiv. Neyse, işte bir yerde çok bayağı aklım karıştı artık. Bayağı böyle hani yarım sayfalık, uzun sahne tamamen o tekst üzerine bir tekst. Başladım okumaya, duygusunu vermeye çalışıyorum, vurgusunu doğru vermeye çalışıyorum. İşte onun üzerine uğraşıyorum. Durduk, dedi bu o değil, hani Bulgarca. Açtım, dedim yoo. Ondan sonra tercümanımız vardı, o yardımcı oldu. İşte ailesinden de yardım alarak hani hepsini... Tamamen Bulgarca'ya çevirdi. Yarım bir saat, bir saat. Var. Onun üzerine dil gibi yoğunlaştık. Tekrar. Ondan sonra oturduk, şey yaptık. Çektik. Hallettiniz. Halletti. Ama şey, yani özellikle soruyorum Bulgarca bilen, yani hem oradaki setten işte insanlara diyorum hani düzgün şekilde, anlaşılır şekilde olmuş mu? Olmuş diyorlar. Yani o yüzden mutluyum. Ya, beğeniyorlardı. Oradaki ekip. Ekip Bulgarca aksanını gayet takdir ediyordu. Ya uğraştım. Peki yönetmen olarak nasıl bir yönetmen? Nasıl bir yönetmen? İstediğini almadan bırakmayan. Kanını çok, içerim. ama ben bunu çok takdir ediyorum. Ben çok hoşuma giden ve ayrıca beni de oyuncu olarak çok rahatlatan bir durum bu. Çünkü olmadıysa olmadı, tekrar çektirtiyor. Gerekirse seti tekrardan kurdurtuyor. Onu istediğini alıyor, ondan sonra bırakıyor. Bu benim için muazzam bir rahatlama. Hani şey hissediyorum, evet dedim, sonunda işimi iyi yapmışım ki öbür sahneye geçebiliyoruz. İstenileni verebilmişim ki öbür sahneye geçebiliyoruz. Ve istenileni almak ve bunu da güzel işleyip sunmak başarılı bir film ortaya çıkarıyor. Peki sen kaç yaşındasın? 18. 18, tamam. Müthiş sette değil mi? Sette kutladık doğum gününü. Öyle mi? Tamam. Setler eşit oldu. Hazırlıkta. Bilmiyorum, ben çalışıyordum. Aynen, çalışıyorduk. Evet, peki bizim süremiz bitti. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim, yani şunu da atlamayalım. Evet. Pek çok şeyden bahsettik Naim Süleymanoğlu'nun hayatına ilişkin. Ya o kadar güzel bir insan ki, o kadar sevilesi bir insan ki, Türkiye'ye geldikten sonra şu söylemle yola çıkıyor. Benim halkıma bir borcum var, gideceğim burada olan biteni duyuracağım. Türkiye'ye geldikten sonra Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti onu o kadar sevgiyle bağrına basıyor ki hani zavallının diyeceğim, yükü iki katına çıkıyor. Evet, bu sefer tabii. Çünkü şunu söylüyor, beni bağrına basan, evladı olarak kabul eden bu halkın bir madalyaya kavuşması lazım. Omuzunda kaç iki madalya, kat yükle evet. Bu madalyaları almak evet. için çalışmaya, çabalamaya başlıyor. Çünkü iyi bir insan. Evet. Çok tebrik ediyorum. Filmin yolu açık olsun. Sizin de yolunuz açık olsun tabii ki. Bu rolden sonra yani ikinci rolün ama ilki de ağır bir roldü. Bu da böyle ağır ve önemli bir rol. Önemli birini canlandırdım. Bundan sonra kolay gelsin diyorum. Ne gelecek bakalım. Değil mi? Çünkü öyle şimdi böyle nasıl hafif şeylerde de oynamak seni kesmez. Yani güzel proje olduğu sürece ben her şekilde oyunculuğu severek ve layığını sağlayarak yaparım. Tamam, okula devam mı? Okula devam. Peki, okul aksadı mı? Yok, yazın çektiniz herhalde değil mi? Bir tık öyle söyleyeyim. Biraz, aynen. Peki. Oldu, çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Özer Feyzioğlu ve Hayat Van Eck. Değil mi? Doğru söylüyorum evet, mi Mike mı yoksa? Yok, Van Eck. Evet, Van Eck. Doğru. Evet, babası Hollandalı, bilmeyenler için buradan söyleyeyim. Annesi Türk, babası Hollandalı. Hı hı. Orada doğdun. Hollandalıca konuşuyor musun? Konuşuyorum. Yani, Hollandacam var. Evet, Dutch. Peki. Çok çok teşekkürler. Birkaç kitabım var, onu göstereceğim. Naim filmini sevgili seyirciler bu cuma vizyona girdi. Hala görmediyseniz koşa koşa gidin. Evet, biraz ağlayacaksınız. Ama çok güzel bir film seyredeceksiniz. Buradan benden söylemesi. Nazım Hikmet Yapı Kredi yayınlarından Nazım Hikmet, Benerci Kendini Niçin Öldürdü
şiir kitabı çıktı. Yeni bir toparlama. Ben bunu sana armağan etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ondan sonra yine Yapı Kredi yayınlarından Max Frisch'in Mavi Sakal yeniden yayınlandı. Onu da size vereyim. Çok kibarsınız, teşekkür ederim. Ondan sonra Kadının Fendi. Yine Yapı Kredi'den Erlende Loe. Aşk ne kadar çok şey olabilirdi, bunu anladım, diyor. Şifa Veren Masallar, Nazlı Çevik Azazi'den. Masallarla şifalanmaya hazır mısınız, diyor. Şifalanır mı sayın yönetmenim? Ben bilincin sağlığımızı etkilediğine inanıyorum ya. Yani ikna ediciyse metabolizma değişir. Evet, daha adını koymadık. Yüksek dozda mutluluk içerir. Mutluluk sırları, Sevin Ballık Taş'tan çıkmış yeni kitap. Ve Dost Mikroplar, yine sağlıkla ilgili Dost Mikroplar, bağırsak sağlığı çok önemli biliyorsunuz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı bağırsak diyenler giderek çoğalıyor. O da fizyoterapist eczacı Elif Kaya'dan, Doğan Kitap'tan çıktı. Sevgili seyirciler, biz de programımızın sonuna geldik. Tekrarımız gece 11'de. Yarın tekrar birlikteyiz. Şunu tekrar gösteriyorum. Time dergisine kapak olan Naim Süleymanoğlu filmi şu anda vizyonda. Evet. Hoşça kalın. Yarın görüşeceğiz.